Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani özelliklerden bahsedeceğiz sizlere. Evet ne kadar çok özelliklerden bahsetsek de üçgenlerden çıkabildiğini biliyorsunuz. Şimdi özellikleri de zaten size üçgenlerle çıktığını göstereceğim. Ama bazı temel özellikler var. Tabi o temel özellikleri bilirseniz sorularda daha hızlı olursunuz. Şunu bilmeniz gerekir. Şunu bilmenize gerek yok diye zaten söyleyeceğim arkadaşlar. Çok daha az özelliği var. Bakalım neymiş? Ha kitaplarda yani oldukça fazlalaştırabiliyorlar arkadaşlar. Çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Çünkü sen üçgenlerden dörtgenleri çözmeyi biliyorsan o kadar çok özellik yalnız olmana da gerek yok. Evet, ne diyor şimdi özelliğimiz? AD'nin orta noktası E, BC'nin de orta noktası F ise E ile F'yi birleştirdiğimizde bu çizgiyle bu çizgiler alt taban ve ort, e, alt taban ve üst tabana paralel oluyormuş. Ve paralelliği de biraz sonra ispatlayacağım arkadaşlar. da şu, şu zaten birbirine paralel ya. Bu da paralel olmuş. Ve EF'ye de biz orta taban adını veriyoruz. Evet bunu bilmenizde fayda var. İspatı çok kolay ama bilmenizde fayda var. Çünkü çok kolay gerçekten. Bu orta taban uzunluğu da A artı C bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Niye hocam? Nereden geliyor? Bakalım. Biz şunların paralelliğini biliyoruz ama şu kırmızı çizginin paralelliğini bilmiyoruz. Şurada bir paralel kenar oluşturursak arkadaşlar. Paralel kenar oluşturduğumuz zaman arkadaşlar. Hocam burada da bir par e, paralel kenar oluşturduğumuz zaman ne oldu? C ise C, burası da C yaptı. Buraya ne kaldı? A eksi C kaldı arkadaşlar. E şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Bu da eşit. Ne çıktı burada? Orta taban çıktı. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel oldu. Orta tabandan dolayı A C ise burası da A C bölü 2 eşit oldu arkadaşlar. Şu ikisini topladığımız zaman da bu toplamda ne yapıyor? A eksi C bölü 2 ile C'nin toplamı A artı C bölü 2'ye eşit oluyor arkadaşlar. İspat bu. Ama siz orta taban uzunluğu. Bak ispatta siliyorum. Orta taban önemli olduğu için orta tabanı bilin. Neymiş orta taban uzunluğu? A artı C bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Birinci özelliğimiz bu. Geldik ikinci özelliğe. Bu özelliği bilmenize gerek yok. Ya köşegenler de çizildiği zaman orta tabanda çizilirse şu arada kalan kaleye parçası arkadaşlar. A eksi C bölü 2'ye eşit. Niye? Bunu bilmeye gerek yok. Hocam bak burada bir orta taban var zaten üçgende. C ise zaten burası C bölü 2. Burası da C ise burası da C, bir, C bölü 2. E burası da ne oldu arkadaşlar? Şurası da zaten orta taban uzunluğundan A artı C bölü 2 eşit. Sen A artı C bölü 2'den C bölü 2 ve C bölü 2 toplamını yani C'yi çıkartırsan X'i ne bulursun? A x C bölü 2 olarak bulursun. Sayılar olursa emin ol daha rahat bir şekilde çıkıyor. Biraz sonra sayıların olduğu zaten soru var arkadaşlar. Birlikte o soruya da bakarız. Ama bunu bilmene gerek yok. Bildi, bilmeniz gerekenlere şöyle de bir yıldız atalım isterseniz. Evet bunu bileceksiniz. Bunu bilmenize gerek yok. Şunu bilmenize hiç gerek yok. Bununla ilgili zaten bir soru yapmıştık arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey var. İşte burası A burası C köşegenler çizilirse köşegenlerin kesim noktasından şöyle bir paralel çizgi attığımızda şunlar birbirine eşit oluyor. Ve Bunlar birbirine eşit olurken aynı zamanda şu uzunluk Ege kara uzunluğu şuradaki x uzunluğu buraya x diyecek olursak burası da x ya. Bu x uzunluğu a çarpı c böyle a artı c. Oba ne yapacağız hocam ya böyle ezber olur mu ya? Buna benzer bir soruda yapmıştık. Ama ben size bu a ve c ile ilgili bir ispatını yapayım isterseniz. Hocam c ve a'ya baktığımız zaman kelebek var mı burada? Var. Kelebekteki oran c'ye a. O zaman burası ck ise burası ak. Burası C'nin N katıysa burası da A'nın N katıdır arkadaşlar. Şimdi burada temel orantı var. Hocam şunların eşitliğini nereden göstereceğiz? Bakın burası CK bölü tamamı burası e, ne demiştik arkadaşlar? A, N demiştik. Şu kaybolmasın. Bu bölü tamamı neye eşittir? X bölü A'ya eşittir. Aynı şekilde bakın C bölü C artı A. Burası da C, N demiştik. Burası da C bölü C artı A. İşte bilmem ne Y bölü A'ya eşittir. O yüzden X ile Y birbirine eşit olmak zorunda. O eşitliği gösterdik. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim şuna. X uzunluğunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. CK bölü tamamı. CK bölü tamamı. CK artı AK eşittir. X bölü A'ya eşitliği midir? Evet. K parantezini aldığımızda K'lar gidiyor. A'yı da öbür tarafa atarsak. X neye eşit oluyor? A çarpı C bölü A artı C'ye eşit oluyor. Yani C artı A ya da A artı C'ye eşit oluyor arkadaşlar. Zaten buna benzer bir soru yapmıştık arkadaşlar. Nerede hemen gösteriyorum. Bak. İşte tam olarak burada. Biz bunu formülle mi yaptık? Hayır. Hem kelebek benzerliği hem de temel orantıdan yaptık arkadaşlar. Burada da ispatı zaten aynı şekilde yaptık. Bu özelliği de bilmene gerek yok. Boş laf bunlar. Bunlara gerek yok. Ha önceden kitaplarda var mıydı bu? Yoktu. Ulan bir sınavda çıktı. Sınavda çıktığı zaman hemen kitaplar oba böyle bir formül var deyip yazıyorlar arkadaşlar. Gerek var mı? Bence gerek yok. Ben ayıp olmasın diye yazdım ama ispatını gösterdiğim için sizin bunu kural olarak bilmenize gerek yok. Geldik şuraya. Yamukta açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. Aynı şeyi ben hatırlayın arkadaşlar. Hatırlatayım. Paraya kenarda da söylememiş miydim? Şöyle açı ortaylar varsa nasıl kesişir demiştim. İspatını yapmıştım. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir diye söylemiştik. Şu ve şu. Şöyle olduğunda arkadaşlar. Burası nasıl demiştik arkadaşlar? Dik ve dikin içinden geçecek orta taban çizgisi. Şöyle. Şunlar eşit olacak. Burası da dik. Böyle olmayacak orta taban çizgisi. Nereden? Bu dikin içinden geçecek diye söylemiştik arkadaşlar. Burada da aynısı. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. Sebebi nedir arkadaşım? Hemen sebebini ispatlıyorum arkadaşlar. Bakın paralel kenardakini hatırlattık. Hocam A A B B dersem 2 artı 2 B 180'den burası A artı B kaç yapar? 90 olur. A artı B 2 artı 2 B 180'den A artı B 90 oldu. 90'lığı ispatladık. Peki tam buradaki nokta ne oldu arkadaşlar? Ortaban üzerinde diyorum. Gerçekten öyle mi? Buradan bir paralel çizersem. Bak eşit olduğunu daha şimdi göstermedim. Göstereceğim. Z'den dolayı burası çizgi açısı mı? Evet. Yani şu parçayla şu parça eşit. Z'den dolayı paralel çizdim ya tam bu noktadan. Nokta açısı. E noktaya nokta. İkiz kenar çıktı hocam. Gerçekten de çizdiğim paralel burayı iki iş parçaya böldü. Burayı iki parçaya bölen paralel ne olmak zorunda arkadaşlar? Orta taban çizgisi olmak zorunda. Doğru bilen. Bunun ikinci bir ispatını da yapayım. Bak ilk ispatı bu arkadaşlar. Tamam biz bunu bu şekilde yaptık. İkinci bir ispatta bak çok dikkatli bir şekilde dinle. Çünkü biz bu ispat yöntemlerini sorularda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şu açı ortaysa. Yamukta da kullanıyoruz bunu. Dikkat edin arkadaşlar. Bu açı ortaysa. Buradaki dik kesmesi tamam aşikar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. 2 artı 2 b 180 sağ artı b 90 burası 90. Niye orta taban üzerinde? Bak şimdi. Arkadaş bu açı ortayla gördük ya açı ortayda aklımıza gelen yöntemlerden bir de nedir? Kollar açısından dikmeler birbirine eşit olmuyor mu? Evet. Hocam buradan bu kola çizilen dikle, buradan bu kola çizilen dik birbirine eşittir. Yani hemen şununla şu birbirine eşittir. Aynı şekilde bunlar birbirine dik tabi. Aynı şekilde bu açı ortayda da kollar açısından dikmeler birbirine eşittir. Şöyle geldiğimde burası da eşit. Aa hocam şuradaki nokta ne yaptı? Tam bu çizginin orta noktası yaptı. Yani sen buradan bir paralel atarsan şunlar birbirine eşit olduğu için bunlar da birbirine eşittir. Hatta şunlar da birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. İkinci bir ispatta bu. ispat yöntemlerine dikkat edin. sorularda da karşımıza çıkıyor. Yamukta neymiş? Açı ortaylar dik ve ortaban üzerinde kesişir. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Aynısını paralel kenarda da söyledik. İki tane ispatını da yaptım size. Hatta şurada ne var arkadaşlar? Dik ve orta üzerinde kestir ya. Buradan bir paralel çizersek orta çizgisi olur dedik ya. 90 eşit eşitse burası da eşit. Muhteşem üçlüğü de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet sanırım özellikler bu kadar arkadaşlar. Şimdi sorulara başlayalım. Ne dedik? Bu özelliği bilmemize gerek var mıydı? Yoktu. Özellik olarak yapacak olan arkadaşlar. Hocam x eşittir. 10 eksi 4 bölü 2'den yapabilirsiniz. Kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Gerek yok kardeşim. Ne var burada? Hocam şuradaki üçgendeki orta tabandan dolayı 4 s 4 s burası kaç yapar? 2. Hocam şuradaki üçgendeki orta tabandan dolayı burası da 4 s burası da kaç yapar? 2. E bu çizgide bizim orta taban çizgisi 10 artı 4 14/2'den 7 yapacak. Tamamı 7 ise 2 4'ü buradaysa buraya da kaç kaldı? 3 kaldı. X'i bu şekilde hiçbir şekilde formül formül bilmeden yine bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde yapmanız tavsiye edilir. Geldik şu soruya. Açı ortaylar. Af yok. Açı ortaylar nasıl kesilir kardeşim? Dik ve orta taban üzerinde kesilir. Bu arada şunu zaten paralel vermiş şunlara. Orta taban çizgisi de paralel ya. Burası da tam orta nokta. Bunun devamı orta taban olmak zorunda. 9, 9. Yani şu, şu eşit. Hatta burası da muhteşem üstünden dolayı ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. Şimdi şuraya bakacak olursak. Bu bizim orta taban çizgimiz değil mi arkadaşlar? 17 artı 7 24 bölü 2'den 12'ye eşit olacak. Yani x artı 9 eşittir 12 ise x'i de buradan kaç bulduk? 3 olarak bulduk arkadaşlar. Önemli bir bilgi dikkat edin lütfen. Geldik bir sonraki soruya. Hocam açı ortaylar. Dik ve orta taban üzerinde kesir. Dik ve burası tam orta nokta. Yani orta taban üzerinde. Hocam açı ortaylar. Dik ve orta taban üzerinde kesir. Bu da orta taban üzerinde. Yani bu iki noktadan geçen doğru orta taban çizgisi olmak zorunda arkadaşlar. Zaten iki noktadan ne yapıyor? Bir doğru geçiyor. Bu da orta taban üzerinde, bu da orta taban üzerinde. Bu ikisinden geçen doğru orta taban olmak zorunda. Biraz yam, yamuk çizdim ama şöyle çizeyim. O zaman burası 3, burası 3. Hatta muhteşem 3'den dolayı burası da 3. Aynı zamanda orta taban çizgisi olduğu için 4, 4. Burası da kaç oldu? 4 oldu. E bizden şu x uzunluğu isteniyor. Hocam şurası zaten burası nedir? Orta taban çizgisi 11 ile 5'in toplamı 16 bölü 2'den burası 8 yapacak. Yani 3 artı x artı 4 yani x artı 7 eşittir 8 ise x de buradan kaç buluruz? 1 olarak buluruz arkadaşlar. Evet cevap 1. Açı dik ve orta taban üzerinde kesmesi gerçekten çok önemli. Alanda malanda da çok karşımıza çıkacak. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Geldik bir sonraki soruya. Wow, son soru. Bak ne verilmiş burada. Hocam bunlar 90, burası 90 derece verilmiş. 8 verilmiş, 12 verilmiş, 4 verilmiş. Burası da eşit verilmiş. Yamukta da biz nasıl ki arkadaşlar şeyde nerede? Üçgende eşitlik gördüğümüzde orta taban çiziyoruz ya. Yamukta da orta taban çizgisi özel bir çizgi arkadaşlar. Yamukta da eşitlik gördüğünde hani alan alan varsa ayrı bir şey. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Alan konusuna geldiğimizde özel bir durum var. Uzunluklarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Eşitlik varsa orta taban çizgisini çizmek çok işimize yarıyor. Ama öncelikle verilen bilgilere bakalım. Şunlar yamuk tanımı gereği zaten paralel verilmiş. Bir de EF ile BC de birbirine paralel verilmiş. Yani şunun adı şu paralel verilmiş. Bunu kullanacağım. Şimdi yamukta eşitlik var. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyuyoruz. Hop şuradan bir ort taban çizgisini çiziyoruz. Öncelikle şu paralelliği ben kullanmadım galiba ya. Şununla şu paralelse 90 ise burası da 90 değil midir U'dan dolayı? Onu bir yazalım arkadaşlar öncelikle. Evet burası 90. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Eşitliğin olduğu yerden hop orta tabanı çizdik. Orta tabanı çizince hocam bunlar iki eşit parçaya bölmüşse bu da iki eşit parçaya bölecek. aa ne çıktı burada? Şey çıktı. 6, 6 ve burada bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgeni. Bu arada orta taban çizgisi paralel. Şununla şu paralel. Bununla da bu paralel. Şurası da bir paralel kenar çıkmadı mı arkadaşlar? Çıkmaz mı veya? Yani burası 10 ise burası da kaç oldu? 10 oldu. Bizden CD uzunluğu isteniyor. Arkadaş şu bizim orta taban çizgimizdi. Orta taban çizgisi kaç? 10. Alt taban artı üst taban bölü 2 şeklinde bulunmuyor mu? Yani 14 artı x bölü 2 eşittir. Buradan işler dışlar yaparsak 14 artı x 20'ye eşit oldu. X de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 6 olarak bulduk. Evet, nasıl ki üçgenlerde eşitlik gördüğümüz zaman orta taban çiziyorsak, yamukta da alan harici diyelim, parantez açalım arkadaşlar orada. Alan harici sorularda ne diyoruz? Burada da eşitlik gördüysek orta taban çizgisi bizim için önemlidir arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Evet, böylelikle özelliklerle ilgili, özellikleri verdik ve özelliklerle ilgili, ilgili soruları çözmüş bulunuyoruz arkadaşlar. E o zaman sırada dik yamuk var. İsterseniz dik yamuğu da bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.